Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı pazarlar. Herkese hayırlı günler, haftalar olsun. Bu kanalda yer alan yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Bunlar sadece benim gördüğüm kişisel yorumlarımdır. Geri kalan olaylar sadece size aittir. Geçtiğimiz haftayı ilk 2-3 gün biraz çalkantılı kapatsak da şöyle sonrasında Perşembe günü biraz alımlar geldi ama Cuma günü gene satışlar geldi borsamıza. BIST 100'den bahsediyorum. Ama dediğim gibi kanalımızı izliyorsanız korkulacak, çekinilecek bir durum yok. 5 günlük hareketli ortalamanın üstündeyiz. Şu an rallimiz devam ediyor. Bizi izleyenler zaten bunu biliyor. Herkes kazanıyor. Herkes de çok çok dua ediyor. Çok çok güzel açıkçası yorumlar alıyorum. Çok çok mutlu oluyorum. Aynı zamanda bu da üzerimde tatlı bir baskı oluşturuyor. Buradaki bu videoyu çekmeden önce de tabii ki çalışmalar yaptım. Bu videonun olayı bu önümüzdeki hafta yükselme potansiyeli olan güzel şirketler. Bunları da dediğim gibi bu üzerimdeki tatlı baskı bu şirketleri araştırırken çalışmalarımda daha dikkatli, daha özenli olmamı sağlıyor. Bu açıdan da biraz beni tatlı bir yorgunluğa itiyor. Hepinizden tek tek Allah razı olsun herkese çok çok teşekkür ederim. Kanalımı çok kişi izliyor. Herkes de takdir ediyor. Çünkü bizim olayımız yeni izleyenlere söyleyeyim ben şöyle biraz kendimi de göreyim. Küçük sermayeli hiç yapılmayan bir şey yapıyoruz. Küçük sermayeli karı yüksek güzel şirketleri güzel alım yerinde buluyoruz. Ve onları açığa çıkarıyoruz. Ve aynı zamanda hiç yapılmayan şekilde çok güzel kısa short videolarımız var. Onu da izlemenizi naçizane tavsiye ederim. Orada da çok güzel bilgiler, yılların tecrübeleri orada paylaşılıyor. Şimdi borsamızda dediğim gibi bir sorun yok. Salı günü çok ciddi satış vardı. Ama çarşamba günü yine burada bir tuzak kurdular. Aşağı doğru iğne geldi ama sonrasında gün sonu toparladı ve yoluna devam etti. Burada acemileri döktüler ama bizi açıkçası dökemediler. Biz Rally ile beraber para kazanmaya devam ediyoruz. Teknik göstergelerde herhangi bir sorun yok. Şimdi yükselme potansiyeli olan bu hafta hisseleri bir araştıralım. Şimdi bir hisse gözüme takıldı. Açıkçası takibimde değildi. Yeni bir takibime girdi diyebilirim. Bir enerji şirketi. Arase, Doğu Aras Enerji diye geçiyor. Şimdi bu şirkette şöyle baktığımız zaman tamam. Tarihi zirvesine gelmiş. Bakın burada 15 Aralık 2022. Biz 2022 evet çok çok uzun. Evet 2023 2022. Şirket 2 sene önce Aralık desen hadi Ocak desen yok. 1,5 sene önce ortalama ki fiyatını burada kırmaya çalışmış. Şurada 14 Kasım 2023'te kırmaya çalışmış, kıramamış. Şimdi bakın. Şimdi burayı şu bölgeyi bakın buralarda uğraşmış uğraşmış kıramamış gene o bölgeyi. Sonra Cuma günü burayı ciddi şekilde kırmış. Şuradan trend alırsak daha mantıklı olur. Bizim trendimiz şuraya bakın. Burayı 1,5 sene önceki trendini direncini burada kıramamış. Şurada denemiş kıramamış. Bakın kaç tavan gitmiş kıramamış. Sonra aşağı çakılmış. Sonra biraz daha toplamış. Sonra hareketler yukarı doğru gitmiş. Burada bayağı bir cebelleşmiş. Artık bundan sonra kırmış. Şimdi burada hacime bakıyoruz. Dediğim gibi bu videonun amacı haftalık yükselme potansiyeli olan hisselerin değerlendirilmesi. Şimdi burada 68,98 hadi diyelim 69. 69 direncini burada kırmış, üstünde de kapatmış. Üst tarafta biraz şu bölgeden tabii ki tarihi zirve olduğu için şu bölgeden biraz baskı yemiş şirket ama burada MACD görmüş olduğunuz gibi yukarı devam ediyor. Sıkıntı yok. Hacim de şurada bakın. Hacim son 3 gündür gitgide artıyor ve son gün hacim bayağı uzun süredir ilk defa bu kadar fazla artmış. Stokastikle arasayın hiç sıkıntısı yok. Bu şirketi ben önümüzdeki hafta yükselme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bu şirkete buralardan girilebileceğini düşünüyorum. Sadece kendi düşüncem. Hele ki şu 69 bandına şuradaki biraz da şöyle çekeyim. 69 bandına yani şu banda biraz değerse buradan tepki verirse çok çok güzel alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Ama bunun altında 69'un altında günlük kapanış yaparsa hisseden çıkılabilir. Ama ben bunda çok çok büyük oranda bizim başarı oranımız ortalama %80 aşağı yukarı %80.
Ama çok çok büyük oranda bu hissede artık hareketlerin yukarı gideceğini düşünüyorum. Bunu neye dayanarak düşünüyorum? Şurada aracı kurum dağılımına da bakalım. Burada takas analize, pardon. Takas analize baktığımız zaman son işte 4 günde alıcılar Citibank yabancı, %28 emeklilik fonları, Filip, A1 Kapital, burada Bulut Yatırım malı burada topluyor. Şirketin burada baktığınızda halk yatırım %29, yatırım fonları %28, emeklilik fonları bakın. Fonlar toplamış, halk yatırımı toplamış. Şirketin yani çok çok büyük oranı bakın. Çok çok büyük oranda toplamış. Sadece %16'sı küçük yatırımcı da. Şimdi küçük yatırımcı daha çok işi acemi olduğu için bu şirketi buralarda sabredememiş ve büyük babalar burada açıkçası şirketin çoğunu ele geçirmiş. Bu babalar bu şirket yukarı gitmeden buradan ciddi kar almadan bu şirketi bırakacaklarını ben çok düşünmüyorum. Enerji sektöründe benim aslında favori hisselerimden bir tanesi CV Enerji. Ama bunu da bu şirketi de şu an alım yerinde onun yanına koyuyorum. CV Enerji daha tepki vermedi. Tepki vermediği için alıma çok uygun değil şu an benim için. Düşecek, tepki verecek veya bu gibi formasyonlarla bana teknik analiz olarak al verecek. Bu kanalın Gündoğdu Borsanız en önemli stratejilerinden bir tanesi teknik analizdir. Teknik analiz bu işin çok çok büyük oranda ne bileyim %80 bizim başarı oranımız ortalama. Yani bu işin ortalama %80'idir bana göre. Gündoğdu Borsa'ya göre teknik analiz çok çok önemlidir. İşin %80'idir bana göre böyledir. O yüzden biz burada teknik analiz bize burada o şirketi aldırıyor. Ha, hocam soruyorlar ya sana göre niye öyle? Ama başarı oranını evet yüksek takdir ediyoruz. Seviyoruz, severek, beğenerek herkese de söylüyoruz. Bir tane takipçim demiş ki ya hocam sülalecek seni önerdim. Sülalecek seni izliyoruz. Adam akrabalarına komple sağ olsun akrabalarına bize önermiş. Komple bir sülaleye şu an aynı zamanda yayın yapıyoruz. O da beni mutlu etti. Dediğim gibi yani neden diyoruz teknik analiz? Şimdi teknik analizde diyelim ki bize bir şeyler al verecek. Ne derler? Temel analizi çok iyi olabilir. Şirketin karları çok çok iyi olabilir. Ama tahtacı bazen hisseyi götürmediği zaman götürmüyor. İnsanları orada bekletiyor. Küçükleri döküyor. Aşağıdan malı topluyor. Her şey çok çok iyi olabilir. Öyle değil mi? Çok çok iyi olabilir. Bütün şartlar hissenin yukarı gitmesi için el verebilir ama o şirkete sahip olan tahtacı o malı yukarı götürmediği zaman sen para kazanamazsın. O yüzden teknik analizde yukarı böyle hareketler olacak ki ben işleme gireceğim. Şimdi buralarda alırsın adam götürmüyor. Alıyorsun düşüyor alıyorsun düşüyor. Şuralarda alırsın götürmez. Şimdi şuralarda zaten al bizi izleyenler zaten şu bölgede yok zaten. Şimdi şöyle bir şeyler olması lazım. Yukarı tepkimeler olacak ki ben gireceğim. O yüzden şirketin bu arada şeyi de söyleyeyim. Şöyle bakayım. Bir yandan da aslında hem sohbet olsun hem pazar sohbeti hem de gelişim amaçlı olsun. Dediğim gibi şirketin bu arada bilançosu kötü gelebilir. Temel şartları kötü gelebilir ama tahtacı malı yukarı götürmek ister. Burada biz para kazanmak için varsak o yüzden teknik analiz işte gene burada ortaya çıkıyor. Şimdi ben zararda şirketlere çok girmiyorum açıkçası ama hisse yukarı gidiyorsa teknik analiz yukarı gidiyorsa da al veriyorsa da denenebilir diye düşünüyorum. Hiç yoktan yatırım için olmasa bile trade için kısa vadeli düşünebilir. Çünkü gidiyor yani. Önemli olan gitmesi değil mi? Önemli olan para kazanmak değil mi? Bakın bu bilgi çok ciddi bir bilgidir. Bunu da hiç kimse açıkçası hiçbir YouTube kanalında ben görmedim açıkçası. Yıllardır bu işin içindeyim görmedim. O yüzden çok değerli bilgiler ve yorumlar kattığımı düşünüyorum. Siz de çok güzel destek oluyorsunuz. Çok teşekkürler. Doğu Aras Enerji çok karıştırıyorum. Dilim dönmedi pardon. Şimdi bu enerji şirketinin PK 7.9, PDDD 4.2. Yani şirket burada açıkçası diğer enerji şirketlerine göre bence ucuz kalıyor. Temel anlamda ucuz kalıyor burada. 2013 yılında kurulmuş şirket enerji üretimi diyor ya Erzurum Yakutiye'de. Erzurum'da gibi şirket. Halka açıklık oranı %17,5. Burada sermayesi 250 milyon. Şimdi sermaye bizim stratejimize göre bir tık yukarıda kalıyor ama burada sermayesinin ortalama 9 katı karı var şirketin. Tamam sermaye biz genelde işte 100-150 milyon en fazla radarımızdaki hisseler ama şimdi bu şirket bir tık fazla olsa bile burada karlılığı çok güzel. Bakın bir önceki dönemde 946 milyonmuş. Bir sonraki dönemde 2 milyar 283 milyon. Yani varlığı da 4
4,3 milyar diyelim. Yani varlıklarını da artırmış. Şirket son dönem bilançosu iyi. Şirkette şu an bence işler yolunda gözüküyor. Fiyatlar çok büyük oranda, bakın %80 oranında yukarı gidecektir. %80. Burası borsa. Kesin bilemiyoruz. Şimdi bir diğer hissemiz, yükselme potansiyeli olan bir diğer hissemiz CATES. CATES'i de şöyle yazalım. CATES yeni halka arz olan bir şirket. Şurada aracı kurum dağılımına bakalım. Takas analizine bakalım. Gene ismim aracı kuruma gitti. Şimdi CATES, bizi izleyenler şu bölgeden aldı, ciddi para kazandı. Şimdi ne demiştik? Şuradan aldıysan şuradan sat. Bak, buradan bizi izleyenler ne kadar güzel kazandığını buradan da zaten görüyorsunuz. Alım yerini söylüyoruz. Şöyle bakayım. Alım yerini söylüyoruz, satım yerini söylüyoruz. Ama hala bazıları soruyor, şuradan nerede satalım? Söylüyoruz yani. Videoyu izlersen, ciddi izlersen ciddi para kazanırsın bence. Bence öyle yani. Şimdi bu şirket ne yapmış? Çıkmış fincan kup formasyonu. Bakın, bura fincan, bura kup formasyonu oluşturmak için bence yola çıkmış. Niye? Şimdi burada 20 siyah olan çizgi 20 günlük hareketli ortalama. Şimdi 20 günlük hareketli ortalamayı çok ana bir destektir açıkçası. Şimdi şöyle bir aşağı trend çizdiğimizde bakın, şurada fiyatlar aşağı düşüyor. Burada zaten çok olmamanızı tavsiye ederim. Çünkü aldıkça düşebilir. Ama bize tepki gelmesi lazım. Bakın, burada 20 günlük cuma günü bu ise %7,5 pardon %6 6-7 civarlarına çıktı. Biraz satış baskısıyla karşılaştı burada. Bakın, biraz hacim de yüksek burada. Stokastik bir diplerde. Diplerden ama yukarı dönecek gibi gözüküyor. Yani burada bu hisse cuma günü tavan olacaktı muhtemelen. Tavandan biraz satış yedi. Ama sorun değil. Burada biz alım hareketlerini görmeye çalışacağız. Ki cuma günü güzel bir alım hareketi gördük. Borsadaki rallinin de devam edeceğini öngörürsek burada hareketler şöyle şu bölgeden doğru yukarı doğru gideceğini ben düşünüyorum. Gene tekrardan 93 yani 94 şu bölgeler 91-93 bölgelerine ben fiyatların bu hafta içinde gideceğini çok büyük oranda düşünüyorum. Alıcılar, baktığımız zaman bakın en çok son hafta baktığımız zaman en çok alıcılar Citibank. Citibank yabancılar %34'ünü toplamış. Yani yabancılar boş bir hisseyi topladığını ben görmedim. Osmanlı Yatırım, Osmanlı Yatırım da dediğim gibi ikinci alıcı. Osmanlı Yatırımcı çok kurumsal güzel çalışan ve ince elip sık dokuyan bir şirket. Ak Yatırım, Halk Yatırım, Vakıf. Şimdi burada genel toplamda bakın, şirket hemen hemen yeni halka arz olmasına rağmen burada küçük yatırımcı %35'te kalmış. Burada malı Ziraat, Vakıf, İş Bankası, Yapı Kredi gibi babalar burada toplamış. Yani şirketin çoğuna hakim. Burada genelde bu tarz durumlarda daha diğer kısmı yani küçük yatırımcı %50'lerde 60'larda oluyor ama burada hisseyi toplamaya başlamışlar. Buradan yukarı önümüzdeki hafta muhtemelen fiyatlar yukarı gideceğini düşünüyorum. Yükselme potansiyeli olan güzel bir şirket hisse, bu da elektrik ve enerji üzerine bir hisse. Şimdi burada şuna bakalım. PK26 PDD'de 3,5. PK açısından şirket pahalı, PDD açısından ucuz. 2014 yılında kurulmuş bu şirket, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %0,6'sını karşılamaktadır. Muğla Yatağan bölgesinde şirket, termik santral sitesinde diyor. 140 milyon sermayesi burada bir dönem önce yani 3 ay pardon 6 ay önce 85 milyonmuş. 85 milyona burada 294 milyon yani 3 ne 4 katına yakın kar olmuş. Sonra şirket büyümek için sermayesini 140 milyona çıkarmış. 140 milyonda bile burada 196 milyon karı var. Şirket bir önceki döneme göre biraz daha az kar etmiş. Ama burada öz kaynakları bakın 3,6 milyar. Yani şirket sermayesinin ortalama ne diyelim 2 desen 18 10 katı olsa evet 18-20 katı kafam şu an durdu. 140 olsa 10 katı olsa 1 milyon 400 evet ortalama 25 katı falan sermayesinin ne derler karı var. Aynı zamanda halka açıklık oranı sadece %20, piyasada lotu az. Açıkçası bizim stratejimize uyuyor. Dediğim gibi teknik dal vermeye başladı. Bu şirket buralardan çok düşmez buralara zannetmiyorum. Ama eğer ki olursa şu bölgenin altında kapanış yaparsa bakın 75,70 diyelim. 75-70'in altında kapanış yaparsa günlük şirketten kısa vadeline çıkılabilir. Ama sonra gene fiyatlar yukarı döndüğünde gene denenebilecek bir şirket olarak görülüyorum. İkinci yükselme potansiyeli olan şirketimiz her zaman söylediğim gibi bakın
Çoğu zaman bu şirketten bahsettim. Bu şirket iyi bir şirket. Ne dedik? Ben şu bölgelerde söylemiştim. Şuralardan alanlar şuralarda kazanmıştır. Sonra aşağı düşmüş. Bakın şuralarda 200 günlüğe değer falan demiş. Buraya değdirmediler bile. Ve burada ne derler? Çok çok ciddi bir hareket oldu. Bakın şuralarda biraz oyaladı. Bizim şirketlerimiz sizi çok fazla uzun süre üzmez. Ben zannetmiyorum. Çok ben karşılaşmadım öyle uzun süre üzeceğini. Ne oldu? Buradan sonra ciddi fiyatlar yukarı gitmeye başladı. Şöyle bakalım. Şuradan çizdiğimizde nereden çizdim? Ben bir çalışmam vardı. Onu hatırlamaya çalışıyorum. Şimdi şurada bir yatay çizgi yapalım. Evet. Bu yatay çizgi. Bakın bu yatay direnç noktası. Burada kırılamamış. Burada kırılamış. Ama burada kırılmış. Bakın uzun süredir kırılamıyor. Burada Ağustos ayında kırılamayan direnç. Burada denemesi. Burada denemiş. Kaç kere denemiş? Burada denemiş. Artık burada kırmış. Ve hacim gitgide artıyor mu? Artıyor. Bakın hacim artıyor. Bu da takibimizdeki şirket. MACD yukarı kesmiş mi? Kesmiş. Çok güzel. Önümüzdeki hafta. Tabi hemen bu arada pazartesi değil. Pazartesi biraz şuralara çek. 66-59 bu bölgeye çekilebilir. Sonra tepki verip yukarı gidebilir. Veya gap'li açılabilir. Zaten şuralarda açıldıysa buralardan artık alma. Şak diye tavana yapışabilir. Bilmiyoruz ama çok yukarıdan açılıyorsa artık alma. Ama aşağı düşüşlerde bu şirket bence alınabilir. Zaten elindeyse benim buralarda söylediğim, buralarda söylediysen falan elindeyse zaten tutabilirsin. Bu şirket şuralara gidebilir. 100 liralara gidebilir kısa süre içinde. Ne bir kısa süre derken ne bileyim yani bu 2 hafta olur, 1 ay olur. Gitme ihtimali açıkçası var. Burada son bir haftada bakın deniz yatırım toplamış, iş yatırım, ziraat toplamış. Genel toplamda da yatırım fonları, ziraat, Citibank yabancı, deniz, garanti. Küçük yatırımcıda sadece %19'u var. Burada bu tarz şirketlerde böyle sağlam babalar açıkçası malı veya şirketi topluyor. Dediğim gibi lider de şurada diyelim ki ben söyledim burada almıştır adam. Şuralara düştüğü zaman üzülmüştür. Belki bize içinden kızmıştır. Ama sonrasında ne olduğunu herkes burada görmüştür. Şimdi dediğim gibi yükselme potansiyeli olan takibimizdeki hisseler. Şimdi yaprak hissesi. Önümüzdeki hafta ben gene hareketlerin yukarı devam edeceğini düşünüyorum. Şöyle aracı kurum dağılımına da bakalım. Pardon. Yaprak hissesi de bizim sermayemize uyan, sermayemize diyorum stratejimize uyan hisselerin başında geliyor. Bakın şimdi şurada hacim şu bölgede artmış. Ben bu hisseyi zaten şurada söyledim zaten şu bölgede. Alanlar şuralarda satanlar çok ciddi güzel para kazandı. Çok kısa sürede 3-4 günde 5 günde neyse çok. Sonra şu şirketi şuradan bir daha söyledim. Bakın şirketi şu bölgede söyledim. 12 Şubat. 12 Şubat'tan alan bakın 16 Şubat. Kaç gün olmuş? 4 gün olmuş. 282'den alan bu ertesi gün bir iki gün sonra tavan bir iki gün sonra yani 282 diyelim 335. Ne oluyor? Ortalama %20 %20 değil %15-20 arası 4 günde bu şirketten para kazanıyor. Yani çok çok bana sorarsanız güzel bir olay. Şuradaki direnci de kırmış. Bakın 324'ün de üzerine kırmış. Üstünde hacimli şekilde bakın hacim de destekliyor. Her şeyi destekliyor. Alıcılar Citibank yabancı. Yani geçen hafta bu yabancılar bu şirketi niye topluyor? Çünkü yukarı gitme potansiyeli çok daha var. Bu şirketi dediğim gibi bu şirket ilk bahsettiğimde şurada kaç kişi yazmıştı? Bu kanal izlenmez. Yok spek hisse, yok bilmem ne. Saçma sapan konuşmalar olmuştu. Onlara zaten ben hepsini kuma yolladım. Kumda oynuyorlar diye düşünüyorum. Şimdi Citibank toplamış. Niye topluyor? A1 Kapital Piramit yatırım finansman topluyor. Toplamda da yatırım fonlara, İş Bankası, Garanti, Vakıf Bank şirketi sahip. Bu şirkette hareketlerin ben şu bölgedeki hareket gibi yükseleceğini şurayı da kırdığı zaman düşünüyorum. Ha ne olur? Şu bölgenin altında kapanış yaparsa 323'ün altında kapanış yaparsa biraz tetikte olmakta fayda var. Aşağılara da fiyat düşebilir. Ona da bakacağız ama ben hareketlerin yukarı olacağını düşünüyorum. Bir diğer hissemiz Pkent. Bakın Pkent'i çok çok yerden söyledim. Bu şirket buralarda kalmaz dedim. Zaten alanlar çok çok güzel paralar kazanıyor. Çok çok dualar geliyor bana özel. Adam diyor ki hocam senin için özel dua ediyorum diyor. Allah razı olsun. Ben de sizler için ve kendim için de çalışıyorum. Memleket için de güzel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Şimdi bu direnci bakın. Şu bölge Pkent'te. Ne dedik? Şu bölgenin üstüne 291'in üstünde kapanış yaparsa şirketin ilk deneyeceği yer bakın 341 buralar. Buraları da kırarsa 341'i kırarsa
Şöyle küçültelim. 341'i kırarsa bakın burada 867 şirketin tavan noktası. Yani neler olabileceğini düşünün. Ama buralardan dediğim gibi şu bölgeden tepki gelebilir. 344'ten satış gelebilir. Biraz daha aşağı düşebilir. Sonra burayı da kırarsa ondan sonra çok hızlı hareketler de gelebilir şirkette. Tabii ki burayı tam kesin bilmiyoruz. Burası borsa. Başarı oranımız %80. Zaten %80 başarı oranı zaten çok ciddi bir başarı oranı bence. Biz de sizlere bu başarı oranıyla katkı sağlıyoruz. Siz de kanalıma destek olup abone olursanız, videolarıma yorum ve beğeni, şöyle bir beğeni atarsanız, bir de yorum, hiçbir şey yazamıyorsunuz, vaktiniz çoksa bile bir tane kalp veya şöyle bir beğeni bile atsanız yorum olarak etkileşim adına, kanalımızın büyümesi adına çok çok önemli. Şimdi gene gelelim hissemize. Sizi bir göreyim dedim. Peyken çoğu yerden söyledim. Şuradan söyledim, şuradan söyledim, söyledim, söyledim yani. Beykent son dediğim gibi son hafta Ata Yatırım, Ziraat, Finansbank, Yatırım Finansman toplamış. Sonrasında bakın İş Bankası ile İş Yatırım. Ben bu şirketlerin topladığı bir hissenin gitmediğini ben açıkçası görmedim. Bunu şuralarda da söyledim, burada da söyledim. Bu adamlar ciddi kar almadan bu şirketten çıkmaz. Ama dediğim gibi şurayı kırması lazım. Şurayı kırar, 330 işte 340'ları kırarsa hareketler yükselebilir. Ama bu adamlar burada malı satmaya da başlarsa dikkatli olmak lazım var. Burada şöyle yüzünüzü göreyim. Para tamam kazanıyorsun ama ne bileyim aşağı işler dönerse de hızlı da dönebilir. O yüzden dikkatli olman lazım bu tarz şirketlerde. Çok hızlı gidenler çok hızlı da aşağı düşebilir. O yüzden de teknik analiz bilgini geliştirmen lazım. Ya veya profesyonellerle çalışman lazım. Veya bizim ücretli Telegram grubumuz var. Oraya şöyle Instagram'dan bu kanal bizim. Buraya özelden yazman lazım. Biz zaten pardon, şöyle yapacağız. Buradaki başarı oranımızı ne derler? Burası reklamsa, orası ne derler? Burası fragmansa, orası filmin ana yeri. Yani grupta ciddi başarılar elde ettik ilk haftamızda. Bundan sonra da çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü çok emek var, çok bir özveriyle çalışıyoruz. Peykent dediğim gibi Peykent bu şekilde. İşte Petrokent diyoruz. PDDD 18. Benim için buranın çok fazla bir önemi yok açıkçası. PKAD diyor. Benim için çok fazla şu an için önemi yok. Şimdi 77 yılında kurulmuş. Turizm yatırımı işletmeciliği Petrokent. Çankaya, Ankara. 24 milyon sermaye, 187 milyon kar. Şirket bu arada zarardan kâra geçtiği için burada hareketlerin de dediğim gibi sert yukarı gitme olasılığı burayı da destekliyor. 24 milyon sermaye, 439 milyon kar. Sadece 19 milyon halka açıklık oranı var. Bu da dediğim gibi ilk günden itibaren stratejimize uyuyor. Bu önümüzdeki hafta hareketler yukarı gitme potansiyeli gene var. Ingram Bilişim. Ingram'e bu arada ne diyor? Armada Bilgisayar diye bir isim daha eklenmiş. Şimdi bu şirketi de ben şuralarda söyledim. Bakın 26 Ocak 500 lira. Çıkmış inmiş çıkmış. Burada söyledim, şurada söyledim. Sonra bir daha şurada söyledim. Artık ben daha ne yapsaydım yani. Çok güzel. Güzel yerlerde hisseleri takibimizden hiç ayırmıyoruz. Bakın şirket şurayı kırarsa şöyle yapayım. 729 diyelim aşağı yukarı. 730. Buraya kaç kere vurmuş? Bakın. 1. Şurada var mı? Burada kırmış ama. 2, 3, 4, 5, 6. Bunların tabii gün içinde saatlik grafiklerinde de vuruyor. 6-7 kere burayı kırmış. Vurmuş, kıramamış. Eğer burayı kırarsa ki muhtemelen ben kıracağını düşünüyorum. Bu benim sadece ön sezim. Ne derler? Öngörüm. 729'u kırarsa ondan sonra çok sert hareketler bakın bu bölgeye 1100 bölgesine sonrasında 1300 bölgesine gitme ihtimali bu şirkette var. Ama ihtimal var. Yatırım tavsiyesi değil. Kendi kişisel görüşlerim ona göre ne derler düşüncenizi ona göre yapın. Şimdi Ingram Bileşim. Alıcılar son hafta Garanti BBVA veya Yatırım, Citibank, yabancılar da var. Burada olması iyi. Oyak, Yatırım, Vakıf. Şimdi şirkete bakın. Şirketin %88'ini Garanti BBVA veya toplamış. Şimdi bir şirkette şöyle yüz yüze gelelim. Hem pazar sohbeti hem gelişim olsun. Bir şirkette çok büyük oranda bu şekil büyük babalar topladıysa
neler olacağı hızlı şekilde düşünebiliyor musunuz? Ama dediğim gibi hızlı şekilde yukarı giderken de hızlı şekilde aşağıda gelebilir. Bakın burada teknik analiz çok önemli. Teknik analiz eğitimi kesinlikle alın derim. Videolarla izleyebilirsiniz. Benim kendi grubumda, pardon, YouTube kanalımda teknik analiz eğitim serisi var. Onları izleyebilirsiniz. Ama çok daha iyisi için de benden direkt buraya gelip, Muğla Fethiye'de yaşıyorum. Buraya gelip yüz yüze eğitim alabilirsiniz. Yani ne demişler? Bilgi ne ilim ne çok hatırlamıyorum da ilim işte Şam'da mıydı? Şam'da olsa git al demişler ya. O yüzden ilim çok önemli. Ne derler? Bizim zaten kanalımız şurada göstereyim. Burada ne yazıyor? Bilgi güçtür. Bizim stratejimiz ve sloganımız bu. Bilgi güçtür. Para kaybedilir ama bilgi kaybedilmez. Para çok önemli değil. Yani parayı kazanırsın, kaybedersin, harcarsın biter ama bilgi bitmez. Ingram Bilişim dediğim gibi şirketi çok ciddi toplamışlar. Sonra ne olmuş? Sonra gelin bir de temeline bakalım. Bu arada temel analizde gene saatlerce konuşabiliriz ama çok fazla zamanınızı almıyorum. Çok kısa bakıyorum. İş yatırımının burada desteğiyle çok kısa bakıyorum. Size sadece bir ışık olsun. Çok fazla zamanınızı almayayım diye iş uzamasın. 12 şirket PDD 12,9. Şirket burada bir tık pahalı gözüküyor ama sorun değil. Ferrari'yi ucuz alamazsın. Her zaman diyorum Ferrari. Sermaye 24 milyon, 64 milyon karı var. Ortalama 3 katı, 2,5 3 katı karı var sermayesinin. 1 milyar 311 milyon şirketin varlığı var. Şirket varlıklı, güçlü, kuvvetli, hiçbir sorun yok şirkette. Halka açıklık oranı %8. Yani piyasada lotu az. Yani piyasada lotu azsa, zaten adamları topladıysa bu rallide burayı ben kıracağını düşünüyorum. Ha, kırmazsa bir daha döner, şuradan bir daha kırar. Kırdığı zaman ne olacağını ben düşünemiyorum. Ingram Bilişim takibimizde. Sonra bizim başarı oranımızı biraz sendeleyen, o %20'lik kısma biraz etki yapan şirketlerin başına geliyor. Ama açıkçası yani şimdi bu şirketi ben nerede söyledim? Şu, hadi diyelim şu ana destek, pardon, bu bölgedeyken dirençli sonra desteğe dönüştü. Şimdi 170, her zaman söylüyorum. 170'in altında bu şirket kapanış yapıyorsa günlük bu şirketten kaç? Sat çık diye düşünüyorum ben. Yatırım tavsiyesi verme. Ama bunun üstünde kalıyorsa, bunun üstüne kalıyorsa hareket devam edecektir. Şimdi demiştim bu şirketi almayacaksın da hangi şirketi alacaksın diye söylemiştim. bu şirket şurada patron mal sattı. Ben burada videoyu yaptım sanki beni dinledi patron. Şurada malı sattı. Bence yanlış yaptı. Buradan hareketler yukarı gidecekken malı ne oldu? Yere düştü. Buradan tepki alıp ben şuradan söyledim. Tepki alınca buradan söyledim. Şurada da gene şey yaptım. Çünkü benim vesilemle de portföyüne eklemiş olanlar olabilir. Ki vardı. Hatta özel VIP grubumda da birkaç arkadaş sordu. VIP grubumda da özel sordu. Hocam dedi yani ciddi bir para bağladım. Ne diyorsun dedi. Ben dedim hani dediğim gibi 170'in altında kapanırsa satacaksın. Ama 170'in üstünde kalırsa buradan hareketler devam ederse tutacaksın. Bu şirketin önü açık istediği kadar baskılansın. Şirketin bir her şeyin bir hakkı vardır yani gidecektir dedim yani. Büyük oranda da bakın burada alıcılarla gitmiş ve son gün Cuma günü burada bu bölgeden açılıyor aşağı kadar düşüyor. Sonra ciddi akşama doğru tepkiyle şu Perşembe gününü yutan bir mumla yukarı doğru kırıyor. Şimdi şurada yani bu hafta dediğim gibi bu hissede çok büyük oranda hareketler yukarı gidecek. Bakın Citibank son hafta malı toplamış buralarda. Artık Citibank şuralarda almış bu bölgede. Niye alıyor ki? Gidecek çünkü. Piramit. Evet piramit toplamış. Akın bayağı ciddi toplayanlar var. Sonra bakın şirketin %56'sı zaten deniz yatırım almış. Piramit almış. İş yatırım almış. Ziraat almış. Küçük yatırımcı da sadece %18'i. Bakın işi bilmeyenler de sadece %18'i var. Diğer babalar bu şirketi toplamış. Neden biliyor musunuz? Çünkü çok büyük oranda şuradaki hareketi yapacak diye düşünüyorum. Elinde olanlar çok korkmaya gerek yok. Ama 170 altında kapanış yaparsa günlük kapanış bakın. Günlük gün sonu diyelim baktın saat 5 seans kaçta kapanıyor? 18.00 17.50'de 17.50 civarlarında baktın onun altında kapanış yapacak. Artık satıp çıkacaksın. Bu da çok ciddi bir bilgidir. O da bu kanalın size kıyağı olsun. Ege Pro dediğim gibi. Şurada temeline de bakalım da ciddi yatırım yapanlar arkadaşlar oldu. Bizim sayemizde de etkilenip de yapanlar da olduğunu düşünüyorum. Hatta bir tane Körfez'den bir tane hemşerim var. O da beni yemeğe çağırıyor. Hocam gel yemek yiyelim, tanışalım. Ben çok sevdim seni diye sağ olsun. O da aklıma geldi. Alnım
Ona da selam olsun. PK13 BDDD6. Bir tık şirket pahalı gözüküyor ama çok pahalı gözükmüyor. 81 yılında kurulmuş. Şen ve plastik boru, yedek parçaları ve her türlü profiller ve plastik eşya imar satımı. İzmir Menemen. 81 milyon sermaye, bakın 945 milyon kar. Sermayesinin 13 katı ortalama karı var. Ve 81 milyon sermaye 2 milyar 428 milyon şirketin varlığı var. Yani inanılmaz bir oran. Halka açıklık %12. Şimdi burada çok konuşmaya açıkçası gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz diyor ya üstad. Bu da bu tarz bir şey. Yani çok çok büyük oranda şirket bu hafta içinde gidecektir diye düşünüyorum. Ege Pro. Güzel şirket. Bir sonraki şirketimiz Yunsa. Yunsa nerelerden söyledik? Şöyle baktığımız, şuradan tren çeksek, ne bileyim, şu bölgelerden söyledik, biraz düştü. Sonra bakın şuradan güzel tepki verdi, gene arttı. Bu şirketin de ben önünün bu hafta içinde açık olduğunu düşünüyorum. Takibimizde bakın 3 gündür hacim artıyor. Hacim çok önemli bir indikatördür. MACD'yi de yukarı kesmiş. Ve RSI de başını yukarı kaldırmış. Şirketin hedefi dediğim gibi şuralarda, şirket 96'larda şirketten çıkılabilir şuralarda. Yani 94, 98 bu bölgelerde şirketten karını alabilirsin. Bak 82'den almışsın zaten. Şu bölgelerde karını alırsın. Ondan sonra gözlemlersin. Veya bu kanaldaki diğer bahsedilen hisselere kendi risk algınla deneyebilirsin. O senin kendi karar. Alıcılar son hafta bakıp iş yatırım yapı kredi toplamış. Sonrasında bakın burada küçük yatırımcıda biraz fazla mal var. Ama şu an teknik açıkçası al veriyor. İş yatırım garanti bakıp malı toplamış. Bu şirkette dediğim gibi hareketler yine yukarı gidiyor ama biraz seni şurada yavaşlatabilir. Bak şurada çok kalabalık var. 85'lerde de biraz yavaşlama olabilir. Ama şirket başladığı zaman, harekete bakın. Şirket başladığı zaman neler yapacağı da burada az çok gözüküyor. Ama dediğim gibi şuralarda kar alınabilir. Yunsa'ya bakalım. Yunsa'ya da bakalım. Haftalık yükselme potansiyeli gördüğüm hisseler. Şöyle kısaca temel bakalım. Kısaca temel bize ne diyor? Şöyle 8,5 FK BDDD 3.3. Ben de şirkete göre ucuz, yani çok bir pahalılık yok. 60 milyon sen bu şirketin sermayesi 29 milyondu. Sonra bölündü. 60 oldu. %50 bölündü. 60 oldu. 60'tan sonra bakın 242 milyon karı vardı 29 milyona. Sonra 422'ye çıktı ve varlığı da 1,5 milyara çıktı. Yani şirket şu an ciddi yukarı doğru gidiyor. Ve %42'si halka açık. O yüzden yani bu şirkette incelenebilir, değerlendirilebilir. Şimdi izlediğiniz için çok teşekkürler. Şimdi şeyden bahsedeceğim. Ya hocam özelden şuradan sizi de göreyim. Özelden sorular geliyor. Instagram'dan zaten yazıyorlar. Özel Telegram grubumuz için, özel VIP grubumuz için ücretli grubumuz burada. Buradaki stratejiniz nedir diye sorarsanız, burada biz hisseleri burada bahsettiğim gibi çok güzel alım yerinde yakalıyoruz. Ve bir hissede en fazla kar noktasına gelip o hisseden çıkacak şekilde bir stratejimiz var. Veya kaybedeceksek de en kısa şekilde, atıyorum %2, 3, 4 arasında hemen zararla o hisseden kaçmak. Bütün stratejimiz bununla alakalı. Karlarımızı en yüksek şekilde almak bir hisseden veya zarar olacaksa da en düşük şekilde o hisseden kaçmak. Bizim stratejimiz burada. Biz bunu yapıyoruz. Burada da açıkçası destan yazıyoruz. Çok güzel şeyler de başarıyoruz. Siz de bu gruba katılmak istiyorsanız bu Instagram'dan bakın. Burada Gündoğdu Borsa, burada YouTube kanalım var. Bu tek hesabımdır burası. Taklit hesaplara lütfen itibar etmeyin. Burası tek hesabımdır. Ona göre burada buradaki dediğim gibi videolarım var. Short videolarım, onları da izleyin. Bu oraya özelden Instagram'dan hem beni takip edebilirsiniz hem de buradan özel grubumuza katılmak istiyorsanız, orada beraber destan yazmak istiyorsanız orada da yardımcı oluruz. Burada da büyük bir aile olacağız. Orada da tarih yazacağımızı düşünüyorum. Telegram grubumuz çok ciddi şekilde de orada başarılara imza atacağız. Aynı zamanda özel teknik analiz eğitimi almak istiyorsanız dedi gene oradan yazıp Muğla Fethiye bölgesine gelmeniz gerekiyor. Burada bir hafta sonu tatil olur. Bu tarz bir düşünceniz varsa burada ileri seviye teknik analiz eğitimi, günlük trade'ler nasıl yapılır, portföy nasıl yapılır, A'dan Z'ye teknik analizle alakalı her şeyi ben size burada öğreteceğim. Açıkçası bu dediğim gibi bu bilgiler de hemen hemen çoğu yerde gösterilmeyen bilgiler olacak. Orada da geldiğiniz zaman, şöyle size göreyim, geldiğiniz zaman çok çok etkileneceksiniz ve bundan sonraki hayatınızın bundan sonrası için çok ciddi paralar bence
kazanacaksınız. Zaten irtibatımız ve arkadaşlığımız buraya geldiğiniz zaman her daim olacak. Kanalıma abone olup videolara beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. İnşallah faydalı oluyoruzdur. Sağlıcakla kalın. Hadi bakalım, hoşça kalın.